saldırgan cins, tehlikeli cins olarak geçen köpeklerin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılması tamamen yasak. Ee, bu konuda bir idari yaptırım, idari para cezası yaptırımı var ve devam etmesi halinde de köpeğin elinden alınması ve barınağa yerleştirilmesi yaptırımı var. Ee, karşı tarafın iddia ettiği üzere köpeği e, bu e, sayılan ırklara girmediğini e, söylüyor ama tabii ki bunu mahkeme aşamasında biz tekrar hangi ırk olduğunun tespiti için başvurumuzu yapacağız. Çünkü melez olsa da yine yasaklı ırklar arasına girebiliyor. E, fakat e, eğer ki genelgede sayılan yasaklılıklar arasında değilse dahi burada yine de buna dikkat edilmesi gerektiği çok aşikar. Çünkü kendisinin söylemine göre 65 kilo, çok büyük bir insan boyunda olan bir köpekten bahsediyoruz ve insan içinde yaşanan bir site, çocuklar var, köpekler var, onların içerisine tasmasız ve azlıksız yine de çıkarılmaması gerekiyordu. Bunun için illa genelgede sayılmasına da gerek yok. Bunun bir tehlike arz ettiğini kendisi de bir hayvan bakıcısı olarak zaten anlayabilir bir kişinin. Özellikle bu tarz büyük ırk sahiplen ve e, satışlarında zaten bu kişilere söylenir. Bu e, ırk, e, cins köpeklerin kesinlikle tasmasız dolaştırılmaması gerektiği kesinlikle insanlara aşina olmadığı ve e, herkesi bir e, sahibine saldırı olarak e, anlayabileceği bu yüzden kesinlikle tasma ve azlık olmadan e, insan içerisine çıkarılmaması gerektiği herkese söyleniyor zaten bu tarz köpekleri sahiplenen ve alanlar e, için ama e, bunu görüyoruz ki video çekimlerinde e, orada bir vatandaş çekim yapmış o videodan görüyoruz. E, hiçbir şekilde köpek Köpeğin ne tasması var ne de ağızlığı var. Zaten olmuş olsaydı da böyle bir olay meydana gelmezdi. Ee, bunun neticesinde müvekkiller gerçekten çok çok üzüldüler. Çok yıprandılar. Hala da aynı şekildeler. Bu konudan bahsedemiyorlar bile. Hemen e, gözyaşlarına boğuluyorlar. Çok, çok haklı olarak. 6 senedir onlarla beraber olan artık evin bir üyesi bir çocuğu olmuş bir e, köpekten bahsediyoruz. Ki dün müvekkille konuşurken e, kendisi de dedi benim 4 çocuğum vardı artık 3 çocuğum var ve ev e, çok sessiz diye kendisi de söyledi ve e, son derece üzgünler. E, bu konuyla alakalı bizim istediğimiz şey şu, daha evvel de benim 2021 senesinde çok benzer bir davam olmuştu. O davamda da yine bir pitbull cinsi köpek e, küçük cins bir ırka saldırıp öldürmüştü. E, onun akabinde bakanlık bir genelge yayınladı ve yasaklı cinslerin ağızlıksız ve tasmasız dolaşmamaları gerektiği yönünde bir yasaklama getirdi. E, bu davamızda da artık Leo hiçbir şey geri getirmeyecek. E, ama en azından isteğimiz şu, e, genelgede yeniden bir güncelleme yapılarak ağızlıksız ve tasmasız bir şekilde dolaştırılan köpeklerin e, sahiplerine ciddi bir yaptırım uygulanması, bir hapis cezası sadece bir para cezası ile bundan e, kurtulabilmesi kişinin hiçbir caydırıcılık yaratmıyor ne yazık ki toplumda ve görüyoruz her geçen gün bu tarz olaylar olmaya devam ediyor. O yüzden e, inşallah Leo son olsun diyoruz ve e, bir genelge yayınlanarak kanunda bir değişikliğe gidilerek saldırgan cins köpeklerin hem e, ırklarının genişletilmesi daha geniş bir elpazede e, saldırgan cinslerin tanımlanmasını hem de bununla beraber avlanmasını e, Hızlıksız ve tasması dolaştırılıyorlarsa bir hapis cezası gelmesini istiyoruz. Olayın akabinde müvekkillerim kendilerini hiçbir şekilde güvende hissetmiyorlar şu anda. E, tabii ki kendilerinin de zaten bu konuda e, söyledikleri sözler var. E, yani onların bu konuda bir korkuları ya da bir çekinceleri yok. Sonuna kadar Leon'un davasının arkasına devam edecekler, duracaklar. E, Fakat bu yapılan e, çok e, çok yanlış bir durum. Çünkü gerçekten acısı olan bir aile ve müvekkillerim tehdit edildiklerini söylüyorlar. E, Evlerinin önüne karşı tarafın e, bodyguardlar getirdiğini söylüyorlar ve hani korkunç cüsseli insan insanlar ve hatta müvekkilimin üzerine saldıran bir kişi de var aynı zamanda. Bunlarla alakalı yine şikayetçi olduk ve uzaklaştırma kararı talep ettik. Şikayetçi oldu müvekkiller. Aynı zamanda biz de tazminat davası açacağız. Bu tazminat davası neticesinde de elde edeceğimiz bütün tazminatı ve müvekkillerin tazminatını ve benim avukatlık ücretimi sokak hayvanlarına bağışlayacağız. 怎么那么夸张呀？